Herkese merhabalar. Kurutulmuş kırmızı biber ve sarımsaklı yoğurtla yapılan, dilerseniz ana yemek, dilerseniz de yemeklerinizin yanında bir salata, bir meze olarak yapabileceğiniz serin bir yemek olan biber tatarı yapımını paylaşıyorum. Biz bu yemeğe yaz aylarında yeşil biberle, kış aylarında kuru biberle sofralarımızda ana yemek olarak sık sık yaparız. Ege bölgesinde bazı yerlerde biber tatarı, bazı yerlerde de yoğurtlama olarak bilinir ve çokça tüketilir. Biberleri yıkadım. Birkaç parçaya bölüyorum. Çekirdek ve sap kısımlarını ayıklıyorum. Daha sonra da haşlayacağım. Biberlerin bazıları dışarıdan sağlam gibi görünmesine rağmen içi bozuk çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bu yüzden önce parçalara bölüyorum. Daha sonra haşlıyorum. Tüm biberlerin sapını çöpünü ayıklayıp doğradım. İçinde kalan çekirdeklerini de giderebilmek için suya ısladım ve biberleri tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su koyup haşlamaya bırakıyorum. Tencerenin kapağı kapalı bir şekilde haşlamaya bıraktım. Tuzunu da attım. Yumuşayınca suyunu süzüyorum. Gördüğünüz gibi biberler yumuşacık oldular. Tencereyi ocağa aldım. Biraz da sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ ısınınca haşladığım biberleri ekliyorum. Ve biberleri kavuruyorum. Çok fazla kavurmamalıyız. Yoksa biberler sertleşir. Kavrulan biberleri kevgir yardımıyla tabağa alıyorum. Tencerede kalan yağın içine de 1-2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip toz biberlerin yanmaması için ocağın altını hemen kapatıyorum. Biberler soğurken yoğurdunu hazırlıyorum. Yoğurda 2 diş sarımsak ezip ekleyeceğim. Bunun için sarımsakları kolay olsun ezmesi diye ilk başta birkaç parçaya kestim. Üzerine tuzunu attım ve sarımsakları eziyorum. Bir püf noktadır. Sarımsaklara tuz ekleyerek ezersek sarımsaklarımız etrafa sıçramaz. Sarımsağı iyice ezdikten sonra üzerine süzme yoğurt ekliyorum. Yoğurdun üzerine azar azar su ekleyerek yoğurdu su ile ezip yumuşatıyorum. Yoğurt yumuşayıp istediğim kıvama geldiğinde biberlerin üzerine döküyorum. Ve son olarak da üzerine toz biberle kızmış yağdan akıtıyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımın, kanalımın devamı için lütfen abone olup beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı ihmal etmeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşça kalın.